Hepinize merhabalar arkadaşlar, benimle köy binası sonunda hangi ordularla ganimet kasmalıyız videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Abi köy binası 9'da hangi ordu ile ganimet kasmalıyım, 10'da, 11'de, 12'de, 13'te hangi orduları kullanıyorsun diye çok fazla yorum geliyordu. Ben de hazır köy binası 10'umuzda bütün inşaatçılarımız boşa çıkmışken böyle bir video yapmak istedim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Daha öncesinde milyonluk ganimet avı, 5 ordunun savaşı, bu tarz kendi içeriklerimizle videolar atıyorduk. Onları da hatırlayanlar bilir. Onlardan da gelsin istiyorsanız videonun altına yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Yine farklı farklı ordularla ganimet avına çıkacağız. Hem benim sık kullandığım ganimet orduları hem de hiç kullanılmamış ganimet orduları test edeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Yani bilinmeyen, az bilinen ordularla ganimet kasmayı deneyeceğiz. Nasıl olacak ben de merak içerisindeyim. Belki milyonluk ganimet de buluruz bu arada. Emeğimizin karşılığı olarak ilk saniyede like atarsanız sevinirim. Bir de şunu da hatırlatayım. Sizin tavsiye ordunuz varsa da onu da videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda sizin ordunuzda da ganimet avına çıkma fırsatı buluruz. Diyelim ve ilk avımız için geçiş yapalım. İlk avımız madenci binici ordusu ile olacak. Kraliçe yürüyüşü. Son günlerin en formda ordusu. Hem kara iksir ağırlıklı hem de iksir ağırlıklı bir ordu. Ganimet kasarken şöyle de bir husus var arkadaşlar, onu da size aktarayım. Mesela ben kahraman kasmak istiyorum, kahraman yükseltmek istiyorum dediğiniz için işte kara iksir kasmaya çalışıyorsunuz. Onun için de ordunuzun iksir ağırlıklı bir ordu olması gerekiyor. Yani full madenciyle çok rahat bir şekilde kara iksir kasabilirsiniz. Rahat bir şekilde kahramanları yükseltmeye gönderebilirsiniz. Onun dışında ben laboratuvarda iksirle yükseltmeler yapmak istiyorum derseniz de yani böyle hem iksir hem kara iksir orduları ya da full kara iksir orduları, yani ağırlıklı bu dengeyi sizin belirlemeniz gerekiyor. Ben şimdi hepsinden birkaç ordu ayarladım sizler için. Umarım beğenirsiniz. Ordu tam benim işime yarar dediğiniz orduyu da kullanabilirsiniz. Like atmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, mükemmel bir ölü köy buldum. İlk ordumuzu burada test edeceğiz. Mükemmel de bir ganimeti var. 829.000 altın, 769.000 iksir, 7400 de kara iksiri var. Direkt buraya yapıştıracağız. İlk ordumuz kraliçe yürüyüşü. Binici madenci kombinasyonu. Şu noktadan kraliçe yürütmeye başlıyorum. Üst taraftan şifacılara sıkıntı çıkartmayacak şekilde hava savunmalarına doğru kraliçeyi yürütmeye başladım. Direkt şu alttaki hava savunmasını indireceğim. Büyücü kulesinin arka tarafındakini. Biraz yürüsün bakalım kraliçemiz. Biraz uzun yürüteceğim kraliçeyi. Bayağı bir temizliği kraliçeye yaptıracağım. Sonrasında uçan kışlayla koridoru temizleyeceğim. Kralla da ön tarafı açarız. Kraliçe içeriye doğru girmeye karar verdi. Fark etmez, direkt içeri girince bir öfke kullanalım. Süreden sıkıntı yaşamayalım. Şöyle uçan kışlayı gönderiyordum. Yanlışlıkla. Öfke büyü sattık oraya. Kraliçeye atlama büyüsü. Madenci binicileri de gönderdim. Kraliçe direkt merkeze doğru geliyor. Biniciler merkezde. Uçan kışladan çıkan binicilere de hemen bir şifa yapıştırıyorum. Son okçuyu da şu noktada gönderdim. Kraliçe sol taraf temizliyor. Madenci biniciler sağ taraftan doğru ilerlemeye devam ediyorlar. Şifa büyülerini bir tık erken gönderdim. Öfke büyümün bir tanesini boşa gönderdim zaten. Ama ölü köy olduğu için çok da sıkıntı çıkartmayacak.
Güzel. Kralın gücünü de kullandım. Son 2-3 savunma. Kraliçenin gücünü de kullanıyorum. Geri götürmeyelim. İksir depomuz doldu. Hemen onu bir harcayayım. Güzel ganimetle buradan ayrıldık. Bonusumuz da geldi. Şöyle ne yükseltebilirim? Sadece duvar tabii ki. 9 saat sonra binici yükseltmesi bitecek. Şöyle. Bütün iksirle duvar yükseltiyorum. Tamamdır. Altınla da birinci inşaatçımızı büyücü kulesine gönderiyorum. İkinci ordumuz ejderha yarasa kombinasyonu arkadaşlar. Sonrasında farklı bir orduyla devam edeceğiz. İkinci ordu için, ikinci saldırı için geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, ikinci arayışımızda da mükemmel ganimetli bir köy daha buldum. Ejder yarasa kombinasyonu. Burada güç iksiri kullanmam gerekiyor. Çünkü yarasa büyüm seviyesiz. Şimdi öncelikle şu tarafı kral kraliçe ile bir açalım. Kral diğer tarafa gideydi, neydi? Güzel, kraliçe. Şimdi kralı üstüne çekti. Rakip kraliçeyi indirdik. Hadi kraliçe. O savunmasını indirirsin. Bir tane daha, çok iyi. Şimdi nereden gidelim? Şuradan şöyle doğru ilerleyelim. Püskürtücüleri karşımıza almayalım. Balonlar. Kaya balonu. Sağda bir öfke. Hemen bir buz büyüsü. Şu noktada bir buz büyüsü. Şuradan direkt yarasaları gönderdim. Büyücü kuleleri, ejderler, kaya balonu oyalanıyor zaten o noktada. Yarasalar direkt tekli savunmalara doğru gitti ama maalesef çok dayandıramadık yine yarasaları. Ama rahat bir şekilde ejderleri üçledik. Yarasaları arkadan atmam lazım. Ejderleri biraz daha beklemem gerekiyordu. Acele ettim o noktada. Çok da sıkıntı olmadı. Rahat bir şekilde üçledik. Sürede rahat bir şekilde yetecektir diye tahmin ediyorum. Zehir de göndereyim, geri götürmeyeyim. 22 saniye, 21 saniye. Balonlar laboratuvarı indirir. Öbür tarafa gideydin iyiydi balonlar. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Balon bombayı atarken bitecek. 0. Gıdım canı kaldı. Güzel de bir ganimetle buradan ayrılıyorum. Üçüncü ordumuz full balon 2 ejder. Bakalım nasıl olacak. Değişik bir ordu test edeceğiz.
Evet arkadaşlar, 3. orduda da mükemmel bir ölü köy daha buldum. 619 bin altın, 478 bin iksir, 5700 de kar iksir var. Direkt buraya yapıştıracağım ama bu orduda kraliçeyi indirmem gerekiyor. Bu da bayağı zor şu anda. Ya her ne kadar ölü köy de olsa hava savunmaları çok tehlikeli. Kral kraliçeyi gönderdim bakalım. Bir ihtimal. Kral direkt. Kralın gücünü direkt kullanıyorum. Barbarları çağır verdim. Rakip kralı indirdik. Ama bizim için önemli olan kraliçe. Hadi az daha dayan. Kendin vas gücünü. İndirirsin onu. Çok iyi be. Şimdi. Balonların alayı. Buzlara hava savunmasına değil, büyücü kulelerine ağırlıklı. Gönderiyorum. Toplu bir şekilde vurdukları için şurada bir acele, şurada bir buz daha. Temizlik için bebeler. Son olarak da kaya balonunu gönderdim. Güzel bir şekilde yönlendirdik orduyu. Rakip kraliçeyi indirmemiz çok iyi oldu. Elli saniye var. Bebe ejderler içi içe girmeseydiniz iyiydi. Kaya balonu zaten seri seri. Kraliçem bak be yavrum benim. Gıdım canıyla geliyor. Merkezde depolara yardım ediyor kraliçe. Kaya balonu bir bomba gönderiyor. Duvarlar alayı havaya uçuyor. Bu sefer üçleyeceğiz. 99'da kalmayacağız. Devam devam devam. Balonlar ikiye ayrıldı, güzel. Bebeklere ayrı ayrı göndermem lazımdı. Yine acele ettik o noktada. Kaya balonu bir koydu, bir koydu. Tamamdır. Üçüncü ordumuzla da güzel bir ganimet çıkarttık. Bonus da tamamladık. Sıradaki ordumuz vazgeçilmezimiz, madencimiz, canımız, ciğerimiz, mezarcılarımız bizim. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, madenci ordumuzla da geldik. Güzel de bir ganimet buldum. Yaklaşık 1 milyon iksir var köyde. Yani şöyle bakalım. Cehennem kulelerini almamış. Bir köy binası on. Şöyle direkt. Şu noktadan tokmak. Kral kraliçeyi gönderiyorum. Hava savunması büyücü kulesi. Madencilere en fazla sıkıntı çıkartacak. Savunmalardan indirebildiğim kadarını indireceğim. Devam et, devam et, devam et. Koridoru bir açıyorum. Kral içeri gitmeye karar vermeseydin iyiydi. Şöyle. Devler, büyücüler. Madencileri gönderdim direkt. Şurada hemen bir öfke bir üst takviyesi. Şurada bir buz. Şu noktada bir şifa. Şurada tekrardan bir buz. Şurada bir öfke. Şu noktada bir şifa madencilere. Son şifayı bekletiyorum. Kraliçenin gücünü de kullandım. Son şifayı büyücü kulesinin olduğu noktaya doğru bekleteceğim.
Şöyle son şifa büyümü de gönderiyorum. Rahat bir şekilde burayı da üçledik. Güzel de bir ganimet çıkarttık. Yaklaşık 1 milyon altın aldık köyden. Bonus da sayarsak 1 milyon olur herhalde. Süre aşamasından da seri bir şekilde girmiş, çıkmış olduk. Son olarak laboratuvara indirdik. 55 bin de bonus geldi. Son olarak Pekka yarası ordusuyla bir saldırı yapacağım. Sonrasında videoyu sonlandıracağım. Farklı farklı ordularla ganimet avına çıkmış olduk yine. Evet arkadaşlar, kapanış saldırımını da buraya yapacağım. 525 bin altın, 425 bin iksir, 2147 de kara iksir var. Şöyle. Şuradan bir büyücü. Soldan Pekka büyücü. Sağdan Pekka. Büyücü Tokmak. Kral Kraliçe. Bir tane Gudumnovic'in balon. Atıcı Pekka'lar. Şu noktada hemen bir öfke büyüsü takviyesi. Merkezde bir şifa. Atlamayı da şu noktaya gönderiyorum. Kaleye buz büyüsü almam gerekiyordu. Şöyle yarasalar. Sıkıntı yok, zaten bütün büyücüleri indirdik, büyücü kulelerini. Kralın gücünü kullanıyorum. Son büyücü kulesi. Onu oyalamanız lazım. Barbarlar oyalıyor ama. Güzel, barbarlar oyaladı, indirebildik. Rahat bir şekilde burayı da indiriyoruz. Yarasılar temizliği. Hapır hapır yapacaklar. Geri kalan işlem temizlik. Güzel ganimet kastık. Farklı ordularla. Farklı tarzda saldırılarla. Son kalan binalar. Altın deposu. Ordu kampı. Kışla ve inşaatçı kulübesi de alındıktan sonra buradan da 3 yıldızla geri dönüyorum. Hazinedeki ganimeti de toplayacağım. Şöyle. Evet arkadaşlar, 5,5 milyon altınla da bir tane inşaatçımızı yolcu edelim. Bombacı Mülayim Kulesi'ne gönderdim. İki de duvar. Yükselteyim. Ganimeti kastık. Geri dibe indirdik. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Farklı ordularla, farklı saldırılarla karşınızda olmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu seriden daha fazla gelsin istiyorsanız da videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Sizlerin düşündüğü ordular varsa da onları da yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Kendinize iyi bakın.